bizim kardeşler olarak da söylediğimiz satılık yerimiz yok diyoruz. Yani bir şekilde zorla elimizden alınıyor. Ve üstelik değerinin çok çok altında. Keşan-Sazlıdere'de çevrecilerin karşı çıktığı ve olumsuz ÇED raporlarına rağmen FSRO liman inşaatı için çalışmalar devam ediyor. Bölgede tarlası olan Mehmet Zeybek, liman inşaatı için tarlasını zorla elinden alındığını açıkladı. Dört kardeşin hissedar olduğu yere kendilerinden habersiz şantiye kurulduğunu söyleyen Zeybek, jandarma ve savcılığa dilekçeyle başvuruda bulunduğunu, iki kardeşine hala tebligat yapılmadığını kaydetti. Zeybek, bizim satılık yerimiz yok ama tarlamız zorla elimizden alınıyor dedi. Saros Körfezi'nde yapılmakta olan FSRU liman inşaatı ile ilgili şeyler söylemek istiyorum. Bizim orada dört kardeşin hissedarı olduğumuz bir yerimiz var. Yer bize babadan intikal etme. Bize tebligat yapılmadan yere gelip şantiyeyi kurdular. Ben bu arada tabii gidip sordum, dedim kime danışarak buraya şantiye kuruyorsunuz? Nedir bu olay? Vallahi bize söylendi dedi. İşte şantiyeyi kurdular. Sonra ben jandarma ve savcılığa dilekçe ile başvurdum. Ondan sonra tebligat yapıldı. Paranın bankaya yattığına dair, vakıf bankaya yattığına dair tebligat yapıldı. Ama dört kardeşten ikisine hala tebligat yapılmadı, ellerine ulaşmadı bir türlü. Bizim kardeşler olarak da söylediğimiz satılık yerimiz yok diyoruz. Yani bir şekilde zorla elimizden alınıyor. Ve üstelik değerinin çok çok altında. Zaten benim söylediğim bir şey var. Satılık olmayan bir yere değer biçilemez. Satılık değil. Nasıl alacaksınız? Bilim insanlarının raporlarına rağmen, buraya yapılması sakıncalıdır raporlarına rağmen, yine dün gittim, inceledim yeri, inşaat hızla sürüyor. Denizi doldurmaya başladılar. Bilemiyorum yani, bir şekilde kimseyi dinlemeden, ya tarlaları zaten artık yeni tarım arazisine çevirmek mümkün değil.